İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir salı akşamı dört bir taraf ekibi olarak her salı akşamı olduğu gibi yine karşınızdayız. Nazlı Ilıcak, Emre Kongar, Altan Öymen ve ben Nagihan Alçı. Önemli gelişmeleri vaktimiz el verdiği sürece burada tartışmaya çalışacağız. Önemli gelişmeler demişken tabii bugünün Türkiye'de değil yalnızca dünyadaki en önemli gelişmesi ne diye baktığımızda ABD seçimleri halen devam ediyor, oylama devam ediyor. Obama ve Mitt Romney arasında bu defa hakikaten çok kızışan bir mücadele var. Başa baş gittiler son günlere kadar. Acaba dört bir taraf katılımcıları ne düşünüyor, hangi tarafı destekliyorlar? Elbette bunu konuşacağız. Öte yandan bugün Türkiye gündemini çok meşgul eden çok çarpıcı bir gelişme vardı. Devam eden Ergenekon davasında gizli sanık olarak ifade veren Deniz Kod adlı sanığın tanığın Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu Şemdin Sakık kendini kimliğini ortaya koymak için kendine gönüllü oldu. Böyle bir talepte bulundu. Ve çok çarpıcı ifadeleri vardı Şemdin Sakık'ın. Nelerdi bu ifadeler? Ne anlama gelebilir? Bunu da konuşacağız. 3 Kasım AK Parti'nin 10. yılıydı. Kızılcahamam'da bir kongre yapıldı ve Başbakan önemli mesajlar verdi. Bir kısmı çok da tartışmalıydı. Bir kısmı beklenendi. Bir kısmı acaba ne denecek denilen mesajlardı. Kızılcahamam'dan neler çıktı? Bunu konuşacağız. Vaktimiz kalırsa MHP kongre yaptı. Devlet Bahçeli bir kez daha partinin genel başkanı seçildi. 725 oy aldı. Ama hemen arkasından gelen rakip Koray Aydın'ın oyunu da azımsamamak lazım. 441 oy aldı Koray Aydın. Bu ne anlama geliyor acaba MHP için? Konuşmaya çalışacağız. Bir yandan Özal, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Bir iddia ortaya atıldı. Dendi ki mezardan çıkan merhum Özal'ın vücuduyla ilgili yapılan çalışmada strihnin kreatin adlı bir maddeye rastlandı. Sonra Adli Tıp Kurumu açıklama yaptı. Böyle bir bulgunun olmadığı yönünde ama ellerinde başka bulguların olabileceği yönünde bir takım ifadeleri vardı. Bunu da konuşmaya çalışacağız. Olmazsa Perşembe devam edeceğiz. Evet, bütün dünya ve tabii ki Türkiye'de bugün ABD seçimlerini konuşuyor. Hala Amerika'da seçimler devam ediyor şu saatte. Tabii orada geri daha gündüz. Ben Sayın Emre Kongar'dan başlamak istiyorum. Siz Amerika'yı iyi biliyorsunuz. Orada da uzun yıllar yaşadınız. O sistemi de incelediniz. Bu seçim geçen seçimden daha heyecanlı geçen bir seçim. Çünkü Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ve Başkan Obama arasındaki oy farkı son yapılan anketlere göre başa baştı. En son bu Sandy kasırgası biraz Obama'nın lehine çevirdi gibi en azından ABD'den gelen haberler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tablo ortaya çıkar? Buyurun, ben bunu da çalıştırıyorum bu arada. Şimdi benim iki adayla da çok farklı düzeyde yakın şeylerim var, ilişkilerim var. Bir tanesiyle meslektaşız, Obama ile. 30 yıl arayla benim Amerika'da Detroit'te yaptığım işi Obama yaklaşık 30 yıl sonra, 25-30 yıl sonra Chicago'da yaptı. Yani bir endüstri kentinin yoksul bölgesinde yaşayan, yoksul bölgelerinde yaşayan siyahlarla çalışma. Social work, sosyal çalışma denen olay. Ben orada master'ımı yapıyordum. Okul bizi zorunlu tutuyordu. Oraya vermişti Detroit'in işte yoksul merkezdeki yoksul zenci, siyah, Afrikalı, Amerikalı. Zenci lafı Amerika'da kullanılmıyor, çok ayıp sayılıyor. Hatta onun bir de şeyi var, daha da argosu var. Onlar gayet ayıp sayılıyor. Siyah derili veya Afrikalı, Amerikalı deniyor. Onlarla çalışmıştık. Obama orada çalışırken enteresan iki deneyimi var. Bir tanesi kiliselerden destek istiyor. Kiliselerin biliyorsunuz Amerika'da çok şeyleri vardır. Sosyal yardım faaliyetleri. Fakat maalesef kiliselerden istediği kadar destek bulamıyor Obama. Sanıyorum o kiliselerden istediği kadar destek bulamaması onun sonraki siyasal yaşamındaki tavrında önemli ölçüde belirliyor. Ve tabii orada yeterli destek bulamayınca çok da başarılı olamıyor aslında Chicago'daki siyah derililer arasında. Romney ile daha ilginç bir ilişkimiz var. Romney'in babasıyla çalıştım ben. Governor George Romney, Michigan'ın valisiydi. Yani Michigan'ın başkanıydı. Biliyorsunuz Amerika'daki sistem öyle.
eyaletlerin her biri bir devlet. Kendi senatoları, temsilciler meclisleri var, kendi yasaları var. Gene orada okuduğum sırada bir iki dönem yani 6 ay Detroit'te görevlendirilmiştim. Siyahlarla çalışmak üzere. Çok başarılı bir çalışmaydı ayrıca. Obama'dan daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sonra ikinci 6 ay Lansing'e yani Michigan'ın merkezinde, baş şehrinde görevlendirildim. Romney'in ofisinde. Romney'in ofisinde o sırada Romney'de valilik şeyleriyle uğraşıyor, kampanyalarıyla. Ona aileyi güçlendirme, İngilizce adıyla Strengthening the Family diye bir proje yaptım. Proje çok başarılı oldu. O kadar başarılı oldu ki okulda ayrıca o proje üzerine seminerler yapıldı filan. Böyle bir 6 ayda Romney'le öyle bir çalışmışlığımız var. Şimdi oradan bir başka yere geleceğim. Türkiye'de tabii bunlar belki çok fazla anlam ifade etmiyor ama bu seçimler Amerika'nın klasik toplumsal yapısını ve siyasal yapısını çapraz kesen yani pek ona uygun olmayan iki aday arasında geçiyor. Birisi Obama. Şimdi Obama'nın bir siyah derili olması, bir melez olması, anne beyaz, baba Afrikalı, inanılmaz bir devrim Amerika'da. Yani bunu anlamak Türkiye'den bakarak çok zor. Çünkü yani sadece bir farklı derisi, ırkı, milliyeti farklı bir insan değil. Aynı zamanda bir zamanlar köle olmuş bir insan. Yani şimdi ben hep Türkiye'deki bu Kürt sorunu vesaire gibi meseleler konuşulduğunda Amerika'ya bakın derim. Amerika'daki zulme uğrayanlar siyah derililer. Üstelik kapıdan girdiği zaman onun siyah derili olduğunu görüyorsunuz. Yani hiçbir şekilde bir kaynaşma imkanı da yok. Amerika böyle bir sorunu nasıl halletmiş ona bakılırsa Türkiye'deki bu tür sorunların halledilmesinde de çok yararlı şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi 2008 seçimlerinde Obama kazandığı zaman Amerika'da başkanlığı çok büyük bir devrimdi bu. Bunu Türkiye'de yaşayanların hatta Amerika dışında yaşayanların anlaması çok kolay değil. Bir zamanlar sizin köleniz olmuş bir grubun üyesi sizin başkanınız oluyor. Ben koskoca 60-70 yaşında profesörlerin ağladığını gördüm Obama seçildiği zaman. Birisi bu. İkincisi karşı adaya baktığımızda o da çok ilginç. Böyle bir adayın karşısında yani Obama gibi siyah derili bir adayın karşısında bir WASP beklenebilir. WASP, White Anglo-Saxon Protestant yani Protestan, Anglo-Saxon ve beyaz. Romney öyle değil. Romney evet beyaz ve beyaz ve Anglo-Saxon denebilir çünkü İskoç şeyi de var biraz Alman İskoç şeyi var. Ama Mormon. Şimdi Mormonlar çok ilginç bir şey, mezhep. Protestanlar tarafından zulme uğrayan bir mezhep. Şimdi Protestanlar Avrupa'dan kaçıyorlar Amerika'ya özgür olmak için. Fakat Mormonlara zulüm yapıyorlar. Mormonlar onun için New York'ta tutunamıyorlar. Kaçıyorlar ta Salt Lake City'ye şeye kadar. Çöllere bugün belki başka vesileyle konuşacağımız çöl bedevisi meselesi gibi. Çöle kaçıyorlar. Orada kendi örgütlenmelerini kuruyorlar. Ve bakın bunlar Türkiye'de hiç bilinmiyor. Bu iç savaş sıralarında biraz önce ayaklanıyorlar. Federal hükümete karşı bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Federal hükümet Mormonlara karşı ordu yolluyor. Bayağı federal hükümetin ordusuyla Mormonlar savaşıyorlar, yeniliyorlar. Federal hükümet bunları dize getiriyor ve başlarında bir Yahudi vali atıyor filan böyle bir şeyler. Şimdi Romney bu gelenekten geliyor. Üstelik bu geleneğin ciddi bir üyesi çünkü Avrupa'ya gitmiş. 2 yıl bu Mormon Kilisesi'nde öyle bir gönüllülük var, bir şeylik, misyonerlik. Güney Amerika'da, Avrupa'da, şurada, burada Mormonluğu yaymak için çalışıyorsunuz. Orada çalışmış. Daha da önemlisi Mormonlar işte çok eşli evliliğe filan izin veriyorlar. Fakat bir süre sonra bakıyorlar ki bu iş olacak gibi değil. Onların işte peygamberleri ayrı, şeyin İsa'nın dirileceğine inanıyorlar. Daha çok Katolik inancına benzer bir inançtır. Meryem Ana'yı esas alan bir inançtır. Bu ilkeden vazgeçiyor. Romney'in ailesi yani George Romney'in babası kızıp Amerika'yı terk edip Meksika'ya gidiyorlar.
Ve George Romney, yani benim birlikte çalıştığım Michigan valisi olan zat, Meksika'da doğuyor. Ondan sonra Amerika'ya geliyor filan. Yani bu seçimler bir siyah derili Amerikalı ile bir Mormon'un arasında geçmesi bakımından Amerika'daki marjinal grupları temsil ediyor. Çok önemli. Çok kısa bir şeyle toparlayayım. Amerikan seçim sistemi maalesef zannedildiği kadar kusursuz ve doğru bir sistem değil. Örneğin 2000 seçimlerinde Al Gore 500 bin daha fazla oy aldı. 500 bin fazla oy aldığı halde Florida'daki seçimlerin Florida Yüksek Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından farklı yorumlanması dolayısıyla başkan seçildi Bush. O yüzden çok uzun süre birinci döneminde Bush'a gayrimeşru başkan dendi Amerika'da. Onun hikayesini 30 saniyede Bush diye bir kitap var. Zülal Kalkandelen diye bir gazetecinin yazdığı. Orada okuyabilirsiniz en ince ayrıntılarına kadar. Nasıl bir hukuk rezaletiyle bu yapıldı? Florida Yüksek Mahkemesi 3 gün sonra bunu konuşayım diyor. Erteliyor hafta sonu diye. Ondan sonra işte konuşuyor, yüksek mahkemeye yolluyor. O da erteliyor. Pazartesi günü de diyorlar ki çok geç artık, bu olmaz. Halbuki oylar yeniden sayılsa değişecek sonuç, hiç kuşku yok ve Al Gore başkan olacak filan. Toparlayalım isterseniz. Yani şimdilik bu kadar söyleyeyim. Türkiye açısından, dünya açısından filan önemleri var ama önce onu Amerika açısından önemine bakmak lazım diye doğrusu düşündüm. Doğrusu Türkiye açısından da çok fazla, Orta Doğu açısından çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Romney'in haberi yok tabii buralarda olup bitenlerden. Evet. Evet Nazlı Hanım, siz ne diyeceksiniz? Ben bu kum saatini bol bol çalıştırdım şimdi Emre Hoca için. Yok, ben çok konuştum. Yok yani, ay, hiç yo, müdahale etmedim. Zevkle ben dinledik. Daha kısaca buyurun konuşmaya çalışacağım. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye ile ben bir paralellik kurarak olaya yaklaşayım ki seyircilerin belki daha ilgisini çeker. Mesela Türkiye'de bir başkanlık sistemi arzusu var. Şimdi Amerikan seçimlerine baktığımızda biraz önce Emre Hoca'nın verdiği örnek Türkiye'de olsa kıyamet kopar. Orada ise, Amerika'da ise, bu İngiltere'de de, hayır Mormon olarak değil, aldığı oylar Al Gore'un daha fazla olmasına rağmen seçiciler kurulunda üye dağılımı Bush'un lehinde olduğu için, yani 271 delegeye Bush sahip, 266 delege Al Gore'a veriliyor. Ama bakıyorsun aldığı oy ülke çapında daha fazla. Çünkü orada Cumhurbaşkanı'nı herkesin bildiği gibi halk doğrudan doğruya seçmiyor. Her eyaletten seçici kurula delegeler seçiliyor. Bu delegeler neye göre seçiliyor? O eyaletin temsilciler meclisi ve senatodaki üye sayısına göre seçici kurula delege yolluyor. Dolayısıyla oy oranıyla seçici kuruldaki delege sayısı bazen birbirini tutmayabiliyor. Mesela İngiltere gibi dar bölge sisteminde de bazen bir partinin aldığı oy oranı daha fazla oluyor. Fakat parlamentodaki sayısı daha az olabiliyor. Ve bunu, ama böyle bir kural olduğu için bunu kimse, yani böyle bir şey demişler ama kimse protestolarla yollarda falan böyle bir şey ben şahit olmadım. Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın sistemine özenirken şunu da akıldan çıkartmamak lazım. Başkan adayları nasıl belirleniyor? Başkan adaylarını her eyaletteki ön seçimler belirliyor. Bu ön seçimlere kimler katılıyor? Bazı eyalette partilerin kayıtlı üyeleri, hatta bazı eyaletlerde sadece sempatizanları katılarak onlar toplanıyor. Sonra da ön seçimden sonra bir kurultay ile resmi aday belirleniyor. Yani bütün tabandan geliyor demokrasi. Aynı buna paralel olarak temsilciler meclisi ve senato üyeleri de bu şekilde belirleniyor. Yani bir parti yönetimi tepeden, sen milletvekili olacaksın, yani temsilciler meclisi üyesi, sen senato, böyle bir şey yok. Zaten dar bölge sistemi olduğu için çoğunluk, ki Türkiye'de de daraltılmış bölgeye geçmek istiyorlar. Bence dar bölgeye geçsinler ki milletvekilleri daha kişilikli, yani kendi ayakları üzerinde duran kişiler haline gelsinler. Şimdi dolayısıyla
başkanlık sistemini heves etmeden önce oradaki demokrasinin nasıl işlediğini, nasıl tabandan başkanların belirlendiğini bilmemiz lazım. Son olarak şunu söylüyorum. Hani bizim politikamızda bir şey değişir mi Türkiye'ye yönelik? Ben şahsen hani Obama'nın gelmesini şundan dolayı istiyorum. Bir kere hani zencidir, ezilmiştir. Biraz Tayyip Erdoğan'la da bir paralellik kuruyorum. Yani o anlamda öyle. Yani o da herhalde kuranlar da var. Evet. Bir bu. Ama ikincisi Orta Doğu'ya yönelik politikalarında mesela işte hatırlayalım. Mitt Romney dedi ki ben seçilir seçilmez Türkiye'ye ve Mısır'a gitmeyeceğim, İsrail'e gideceğim. Ve Türkiye ile Mısır'ın İsrail'e karşı yürüttükleri politikaları da Amerika, yani düşmanca politikaları da Amerika engellemeli dedi. Yani biz papaz olabiliriz Amerika ile belki Mitt Romney seçilirse. O bakımdan belki daha atak olabilir, İran konusunda daha ısrarcı olabilir. O bakımdan ben Türkiye'nin menfaatleri açısından ve özel sempatim dolayısıyla Obama'nın kazanmasını tercih ederim. Evet. Peki Altan abi, siz neler söyleyeceksiniz? Genelde Ankara'da ABD'deki seçimlerle ilgili hep cumhuriyetçiler desteklenir denir ama bu defa AK Parti hükümeti sanki daha fazla Obama'yı destekler gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Sizin gönlünüzden öncelikle ne geçiyor ve sizce nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Şimdi benim gönlümden Obama geçiyor. Yani birçok sebep söylenebilir. Fakat pratikte şu, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler bir belirli noktada. Biz onları biliyoruz, onlar da bizi biliyorlar. Her meselede anlaşılamıyor. Mesela Suriye meselesinde en son Hillary Clinton'ın açıklaması, işte ulusal oradaki konseyin yani muhalefetin de o kadar makbul bir halde olmadığı inancında olduğunu gösteriyor Amerika'nın. Bizimkiler biraz daha değişik düşünüyor ama biliniyor yani. Şimdi Romney hakikaten geldi, geldikten sonra öğrenecek bütün bunları. Bu Amerikan başkanlarının her şeyi çok iyi bildikleri falan yok, bir de Nazlı da söyledi. Yani bize gelmişti öteki, hem Ankara'ya geldi hem Mısır'a geldi. Oranın en azından işte İsrail'e gider mi gitmez mi söyledi ama gidebilir de gitmese bile sempatisinin nerede olduğu belli. Şimdi bu temenni tabii Türkiye ile ilişkiler için de, yani Türkiye'den bakışla ben Amerikan seçimlerinde neyi görüyorum hep zaten burada biraz imrenerek bakarım. Seçimin şeyleri, usulleri falan açısından değil. Ama bir konu var ki imrenilecek bir şey bizim açımızdan. İki başkan adayı çıkıyorlar. Aynı salonda bir yöneticinin, moderatörün işte başkanlığında sorulara cevap veriyorlar. Üç defa mesela bunu yapıyorlar çeşitli konularda. Ve herkes anlamaya çalışıyor o insanları. Yani bir de o seçimde tabii baştan aşağıdan yukarıya doğru adayların seçimi açısından da demokrasi işliyor. Bir de o işitiliyor. Bize geldiğimiz bakınca böyle bir tartışma uzun zamandan beri görülmüyor. Halbuki 80'den sonra yani bir askeri yönetimden sivil yönetime geçerken de bütün adaylar televizyona çıkmışlardı. Biz onları izlemiştik. İşte Turgut Özal, Turgut Paşa vardı. Sunalp. Sunalp. Ve Necdet Bey, Necdet Çal, Halkçı Parti'nin başkanı. Üçünü bir moderatör başkanlığında konuşmuşlardı. Onlar da galiba iki defa konuşmuşlardı. Sonraki seçimlerde de bunun örnekleri görüldü. 95'te mesela hatırlıyorum bütün Çiller, Yılmaz, işte Baykal falan hepsi bir şeydi, Ecevit konuştular. Bu ortadan kalktı. Şimdi birbirlerini görmüyorlar gibi bir şey. Ama görmüyorlar. Her gün, işte her salı günü konuşuyorlar. Birbirlerini görmeden birbirlerine de hücum ediyorlar. İşte bu Amerikan seçimleri denince benim aklıma önce bu geliyor. Parantez içinde bu bizdeki uygulamayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Açabilir miyim onu? Tabii. Bugün gene mesela şöyle bir şey oldu. Başbakan öyle bir kelime söyledi ki, yahut iki kelime bir arada söyledi ki bu yani pek konuşulmaması gereken, yani kimsenin konuşmaması gereken bir
özdeyiş de değil, bir değişe işaret ediyormuş. Bahtsız Bedevi mi diyorsunuz? Efendim? Bahtsız Bedevi. Ha, Bahtsız Bedevi diye. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra işte internet, senin arkadaşlara sorarak falan. Senin annen çok terbiyeli yetiştirmiş. Efendim? Sen çok terbiyeli yetiştin. Ha, ama yani başka birçok kimse de anlamamış. Ben de yani, ben de sonradan öğrendim. Siz de o zaman ya. Terbiyelilerce mi yetiştiniz bilmiyorum. Kızız da yani. Sen, herhalde. Herhalde ben terbiyesizler arasındayım. Ama arkadaşlardan da çok terbiyeli kimseler vardı mesela. Sen de öyle. Sen galiba şey hayır, bu hakikaten bilinen bir şey miydi? Ben de bugün öğrendim. Şimdi bu yani söylenmeyecek bir laf olduğu anlaşılıyor. İşin arkasını araştırdığınız zaman. Şimdi şu özeti. Kılıçdaroğlu'nunki de söylenecek şey değil tabii. Ama o da mukabele ediyor. Tabii başlatırsan sen rüzgar ekersen fırtına biçersin. Ve biçilecek şey de değil. Yani de rüzgar açısından ne fırtına açısından güzel bir manzara değil tabii bütün bunlar. Şimdi Kılıçdaroğlu evvelki gün, dün sabahleyin ekonomi gazetecileriyle konuşmuş. Ekonominin sorunlarını söylemiş. Arkadan birkaç saat sonra Fitch kuruluşunun yani o rating kuruluşunun şeyi gelmiş, değerlendirmesi gelmiş. Orada Türkiye'nin notunu, o da çok tartışmalı bir şey ya, 2B'den 3B'ye çıkarmış. Bunun üzerine başbakan diyor ki bak diyor Kılıçdaroğlu konuştu. Hemen arkasından bu geldi. Zaten hep öyle oluyor. Kılıçdaroğlu bizi eleştirdiği zaman dünyanın öteki tarafından övgüler alıyoruz. Bu diyor tam diyor ne diyor? Bedevi, talihsiz bedevi misali diyor. Şimdi, talihsiz bedevi bu şeymiş. Artık fazla teferruatı. Hayır teferruatı falan söylemiyorum. Şey, talihsiz bedeviyi kutup ayısı. Çölde kutup ayısı kovalarmış diye ancak söylenebilir. Şimdi bunu söyleyince elbette öteki taraf da şey bahtsız yapıyor. Ama evet. Şimdi böyle laflar söylenir mi ya? Bir hayır. Başbakan böyle teşbihler, teşbih oluyor bu, benzetme. Şimdi bahtsız bir insan için vardır Türkçe'de özdeyişler. İşte yetim evet. Hırsızlığa kalksa ay erken doğarmış falan gibi. Daha hiç olmazsa zarif sözler de vardır. Şiirler vardır yani. Evet. O bağıran yerine güher yağsa semadan. Ziya Paşa'nın beyti vardır. Bahtsızlığı ifade etmek için. Onu o gelir hakta. Bir baht olanın evet. Bağrına bir katresi düşmez, bağıran yerine yani yağmur evet. Yerine dürrü güher yani inci yağsa gökyüzünden. Şimdi bunun gibi zarif şeyler var Türkçe'de. Evet. Gidip böyle hiç kimsenin de bilmediği sonradan çıkmış herhalde bu sözler. Kutup ayısı bilmem ne yok, çöl bedevisi gibi evet. Sözlerle siyasi hayatımız üsluplaşıyor. Yani evet. Bu çok kötü bir şey. Peki. Bunu çok defa burada konuştuk. Bunu hepimizin hatırlatması lazım bu ilgili sebata. Bu... Evet. Peki bunu konuşuruz. İsterseniz evet. Amerikan seçimleriyle ilgili ben de birkaç şey söyleyeyim. Söyle, evet. Oradan isterseniz yani üslup tartışması da kısaca yapabiliriz tabii. Ben Amerikan seçimlerine geri dönecek olursak Altan abi sizin söylediklerinizle de o da ayrı bir hakikaten heyecanlı bir tartışma konusu. Ama kısaca ABD seçimleriyle ilgili ben şunu söylemek istedim ki ABD'nin seçim sistemi tabii ilginç bir sistemdir. Eyaletten eyalete usuller de değişir. Şimdi mesela bu seçim belli eyaletler çok kritik. Ve bu eyaletlerin başında da Ohio geliyor. Ohio deyince benim aklıma geçen 2008 seçimlerin ön seçimlerini ben Ohio'da takip etmiştim. Cleveland'da. Ohio eyaletinde caucus sistemiyle seçim yapılır. Yani bildiğiniz parmak kaldırma hesabı. O da çok ilginçtir. Yani dünyanın en ileri ülkesi, işte Amerika şöyledir, teknoloji filandır. Evet bunların hepsi doğrudur ama aynı Amerika'nın içinde hala parmak hesabıyla işte adaylarını seçen, oy veren insanlar da vardır. Hatta ben orada bir oylamaya katılmıştım. Bir sınıfın içinde sınıf başkanı seçiliyordu ve 1-2-3 işte kaç kişi Obama'ya, kaç kişi McCain'e diye sayılıp sonuçlar asılıyordu vesaire. Dolayısıyla Amerikan sistemini bir de Amerikan sisteminde neden çok fazla oy kullanma oranı yok denir. Orada da bir parantez açmayı ben önemli buluyorum. Şimdi
belli bir kesim, belli bir Amerika'daki vatandaşların bir kısmı da oy kullanmayı beceremiyorlar da zaman zaman. Mesela geçtiğimiz seçimlerde bir elektronik oylama sistemi getirdiler. Onu uzun süre anlattılar nasıl kullanılacak vesaire diye. Çok ciddi eğitimler falan verdiler. Yine birçok insan oy kullanmayı başaramadı. Yani faktörlerden biri de belki sandığa gitmemiş görünmenin faktörlerinden biri de bu olabilir. Bunda da bir parantez açmak lazım. Gelelim bu yılki seçimlere, 2012 seçimlere. Ben bir kere açıkça şunu söyleyeyim. Ben bir ABD vatandaşı olsaydım Obama'ya oy verirdim. Ve bütün kalbimle yeniden Barack Hüseyin Obama'nın ABD başkanı olmasını diliyorum. Aynı zamanda sizin şu eleştirinize de katılıyorum. Orada ne kadar güzel bir gelenek var. Liderler televizyonda karşı karşıya geliyorlar ve kozlarını paylaşıyorlar diyorsunuz. Bence de keşke Türkiye'de de bu gelenek halini almış olsa ve devam etseydi. Bu gelenek çok güzel ama ABD'deki seçim kampanyaları her zaman böyle son derece steril, son derece güzel filan da yürütülmüyor. Çok bel altı vuruşların da ortaya çıktığı ve şahit olduğumuz seçimler oluyor ABD seçimleri. Mesela bu daha önceki seçimlerde hatırlarsanız bu ırk meselesi önemlidir. Emre Kongar da işte Obama'nın siyah olmasından hareket edip bunun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hatırlarsanız 2008 seçimlerinin de Obama'ya karşı cumhuriyetçilerin kullandığı en önemli kozlardan biri mother effect diyorlardı. Anne etkisi diye, yani anne beyaz, oradan beyaz gösteriyor Obama kendini, halbuki beyaz değildir diyorlardı ve bu özellikle 11 Eylül'den sonra İslam'a ve Müslümanlara karşı ortaya çıkan negatif halini altını çizmek için ısrarla Hüseyin, bakın bu aslında Müslümandır diye propaganda yaptılar. Bu seçimlerde de son derece yani hiç de medeniyetle bağdaşmayan çıkışlar oldu. Mesela Bill O'Reilly vardır, cumhuriyetçi, çok önemli bir yorumcudur. O tuttu Barack Hüseyin Usama dedi, Usama Bin Laden'i hatırlatmak için. Donald Trump çıktı, işte bunlar bilmiyorsunuz siz Michelle'le boşanıyorlar dedi Obama'ya zarar vermek için. Mitt Romney Obama'nın nerede doğduğu belli değil, aslında ABD vatandaşı değildir dedi vesaire. Yani genel olarak bugün ben gazetelere baktım ve bir takım ABD'de yaşayan, orada oy verecek olan Türklerin yorumları vardı. Ve mesela bir tanesi diyordu ki ay ne kadar güzel, oradaki seçimler çok medeni, keşke bizde de böyle olsa. Yani hiç dil kullanılan argümanlar falan pek medeni de olmuyor zaman zaman. Özellikle cumhuriyetçilerin geçen seçimde de bu seçimde de Obama'ya karşı kullandıkları dil bence son derece sorunlu bir dildi. Bizzat başkan adayları pek bir şey yapmıyorlar. Mitt Romney, en azından bu seçimde. Yani Mitt Romney Obama'nın nerede olduğu belli değil filan dedi. Yani karşılıklı böyle atışmalar da oluyor. O da Romneyizm mi bir şey dedi ama tabii o kadar ağır değildi Obama'nın karşılığı. Şimdi Obama'nın önemi... Esprili şeyler de vardı değil mi? Bu şey? Espriler elbette oluyor. Çok evet, renkli. Orasında evet, şüphe yok. Dünyada başka hiçbir seçim bu kadar renkli olmuyor. Tabii bütün dünyanın izlediği bir seçim. Şimdi Obama'nın bence en önemli desteklenmesi gereken icraatlarının başında belki de ABD'nin en önemli sorunu olan sağlık sistemini çok cesur bir şekilde yenileme girişimiydi. Ve bunu da yüksek mahkemeden de geçirmeye başardı. Hem de çok başa baş bir oylamayla. Bu yüzden hem bir cumhuriyetçilerin tansiyonunu çekti, eleştiri oklarını çekti ama öbür yandan bütün yoksulların, dışlanmışların, ezilmişlerin de başkanı olma yönünde çok önemli bir adım attı. Kısaca ben şunu söylemek istiyorum. İki tane esasen birbirine geçmiş itibariyle de, duruş itibariyle de hiç benzemeyen aday karşı karşıya. Obama tamamen en alttan gelip hiçbir şey olmadan, yani Hawaii'de doğuyor, babasını neredeyse hiç tanımıyor. Sonra bir ara annesiyle Endonezya'ya gidiyor. Çok kötü koşullarda oradan annesi onu, büyük annesi, büyük babasının yanına gönderiyor. Kendi kendine sıfırdan uğraşarak işte Harvard'da hukuk okuyor falan. Öbür tarafta da bir işte siyasetçi, iş adamı, tamamen bence Mormon, evet Mormon ama bir establishment'tan gelen bir cumhuriyetçi aday var. Bu söylemleri de o yönde. Dolayısıyla ben aşağıdan gelen, halkı temsil eden, sosyal adalete daha çok yatırım yapan Obama'nın bütün dünyanın faydasına olduğunu düşünüyorum. Irak'tan çekilmeyi de gerçekleştiren Obama'ydı. Bunu da unutmayalım. Bakın bugün seçimler dünyada yapılsa iki ülkede Obama kazanamaz deniyor. Biri Pakistan, biri İsrail. İsrail'le ilgili işte Cumhuriyetçi, özellikle Mitt Romney'in verdiği mesajlar ortada. Pakistan'da da Irak'tan çekilirken tabii o dengeyi tutmak için Afganistan'daki operasyonları hızlandırma sözü vermişti. AFPAC diye oradaki bölgeyi genişletti. Pakistan da tabii bu durumdan memnun değil. Ama onun dışında
Ben genel olarak dünyada bir sandık konsa zannediyorum, Fehmi Koru böyle söylüyor. Dünyanın oy vermesi lazım ABD seçimlerine diyor. Zannediyorum Obama çıkar. Bakalım zaman gösterecek. Buradan yani kaç oy alıyor bahsiz şimdi? Buradan 4 oy mu 3 oy mu? O şeyi çünkü Romney'in babasıyla... Siz söyledi ama siz şu bahtsızı söyleyecek misiniz yoksa İster Amerikan seçimlerini mi yapacaksınız? Yani ben tamam ya, ben bahtsız konusunda kısa bir şey söylemek istiyorum. Siz söyleyin istiyorum. Ben buyurun. O konuya girmek istemiyorum. Girmeyeceksiniz. Ben yani... Terbiye müsait. Terbiyesiz ama bunu bilen bir insansın. Evet. Şimdi bak, şu ben de şöyle bakayım. Seni çünkü şeyin pek gözüm görmüyor. Buyurun buyurun. Kum saatini. Şimdi bahtsızdan bahsettik. Bir de bahtı açık olanla ilgili çok güzel bir hikaye var. Kanuni Sultan Süleyman kızı Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendirmek istiyor. Ha. Cüzzam diye. Bit oluyor ha, değil mi? Cüzzam diye hakkında... Tevatür çıkınca hekimi gönderiyor. Hekim de Rüstem Paşa'nın üzerinde bir bit görüyor. Ve cüzzamlıların üzerinde bit olmazmış. Dolayısıyla cüzzamlı olmadığı anlaşılıyor ve düğün yapılıyor. Bunun üzerine şair diyor ki, olacak bir kimsenin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi dahi mahallinde onun işine yarar. Yani insanın kehle, şansı ya, evet, yaver gidince biti bile... İşine yarar diyor. Yani bu da böyle hoş bir hikaye. Şimdi bunun karşılığında keşke, burada bir yanlış yapılmış. Ama bunun karşılığında keşke CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yani ben horozum, horoza sormuşlar tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar. Vallahi ben söyler geçerim filan gibi şeyler de hoş olmuyor. Mesela şöyle diyebilirdi, yine bir özdeyiş bulacağım. Nadan ile sohbet güçtür bilene, çünkü nadan ne gelirse söyler diline demek mesela çok daha hoş bir latife olurdu. Bence de bunu söyleyeni daha iyi bir duruma getirebilirdi deyip ben burada noktayı koyuyorum. Evet, buyurun Emre Komutan. Evet, haksızlık ediyorsunuz tabii. Yani başbakan öyle bir laf ettikten sonra ona cevap verenin yani neyse. Şimdi sen de bu konuda konuş tabii yani. Ya ne konuşacağım? Terbiye müsaiti. Yani bir laf o kadar şey bile. Ben yatılı okulda büyüdüğüm için Şişteraki Lisesi'nde bunları biliyorum tabii. Yani şimdi hakikaten bugün yalnız bilmeyen de çok insana rastladım ben. Evet, ben... işte 4'te 3'ümüz bilmiyoruz. Tabii, evet. Tabii. Bu isterseniz siz siyasi tercihinizi bir açıklayarak başlayın. Amerikan sisteminde bu normaldir biliyorsunuz. Gazetelere de baş yazı yazılır. Kimi destekledikleriyle ilgili. Şimdi efendim bir defa bu Amerikan siyasal sistemi için iki şey söylemek istiyorum. Birisi çok büyük bir övgü olacak. Birisi de biraz şaşırtabilir insanları. Bir defa bu başkanlık seçimleri iki marjinal aday arasında geçiyor. Yani biri siyah derili, sıfırdan gelmiş, bileğinin hakkıyla yükselmiş ve hep çalışmış. Ailesi karışık, kendisi karışık. Harvard mezunu, üstelik gitmiş sosyal çalışmacılık yapmış, gene siyahlarla çalışmış, sonunda politikaya girmiş ve bileğinin gücüyle başkan adayı olmuş. Daha 2004'te onun yükseldiği belli olmuştu Amerika'daki Demokrat Parti kongresinde. Öbürü de bir Mormon. Yani ki biliyorsunuz Amerika dünyadaki en dindar ülkelerden biridir. Yani öyle şaka maka değil yani. Parasının üstünde işte Allah'a güveniyoruz yazar. Herkes pazarları kiliseye gider. İşte İncil üzerine el konur filan, yemin edilir filan. Yani çok dindar bir ülkedir. Bu dindar ülkede Mormonluk gibi aykırı bir şeyden gelen ve mezhepten gelen bir adam. Tabii onun arkasında sermaye var. Şimdi dolayısıyla iki Amerika'yı yönetecek insanın birisinin sermayenin temsilcisi de olsa Mormonluktan gelmesi, öbürünün siyah olması Amerikan siyasal sisteminin marjinallere verdiği önemi ve onları eşit haklarla siyasete dahil etmesi bakımından bence çok büyük bir avantaj. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki çok ters gelebilir, belki size de ters gelebilir. Amerika'nın başkanlık sistemi dünyada ahlaksızlığı en çok teşvik eden sistemdir. Doğru. Çok basit bir nedenden dolayı başkan ayrı baştır, kongre ayrı baştır, senato ayrı baştır. Artı her
milletvekili ve senatör, her kongre üyesi ve senatör ayrı bir baştır. Çünkü onları başkan belirlemez. Onları parti belirlemez. Herkes kendisi çıkar. Dolayısıyla tek tek 400 küsur, 430 küsur kongre üyesi, işte 100 senatör, başkan, hepsi birbiriyle pazarlık halindedir. Sen ona bana oy, şurada oy ver, ben sana şurada oy vereyim. Sen bunu geri çek, ben burada. Ve hepsi kimin temsilcisidir? Hepsi arkalarındaki ya sermaye gruplarının ya büyük şirketlerin, ki işte Chomsky'nin deyimiyle corporate capital diyor ona, çok uluslu şirketlerin sermayesi diyor. Dolayısıyla en ahlaksız rejimdir zaten. Yani ahlaksızlığı en çok teşvik eden, en ahlaksız rejim demeyelim, özür diliyorum, onu geri aldım. En ahlaksız rejim demek doğru değil. Ahlaksızlığı en çok teşvik eden rejimdir. Bu başkanlık rejimi, hani yere göğe koyamadıkları, çok iyi işleyen, Amerika'da çok iyi işlediği söylenen başkanlık rejimi ahlaksızlığı en çok teşvik eden rejimdir. Bir de biz bunu alıp Türkiye'ye getirirsek mahvoluruz bir defa. Şimdi bir de şunu vurgulayıp laflarımı bitireceğim. Bu yalnız Florida'yı bir söyleyeyim. Siz demin şeyi söylediniz, o 500 bin oy filan. Ya Florida'da büyük bir skandal yaşandı. Şimdi bu delerek oy veriyor seçmenler. İyi basmazsan iyi delmiyor ama işareti kalıyor üstünde. Bu yüzden yeniden sayılması istendi. Yeniden sayılma kararı çıktı. İtiraz etti Bush Florida Yüksek Mahkemesi'ne. Bush'un itiraz kararı kabul edildi. Florida Yüksek Mahkemesi karar veremedi. Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne yollandı. Amerikan Yüksek Mahkemesi de dedi ki bugün Cuma, Pazartesi günü karar verelim dedi. Pazartesi günü toplantı çok geç dedi. Yani resmen 2000 seçimlerinde seçmenlerin verdikleri oylar, bu elektronik oy delme, hatta o yarı hamile falan gibi espriler yapıldı o zaman. Bush'a armağan edildi. Bir de bir film var. Kevin Spacey'in oynadığı bir film. Adını şimdi unuttum. Bu macerayı anlatıyor. Yani nasıl hukuk mücadelesi yapıldı. En sonunda Al Gore çıktı, dedi ki tamam ben pes ediyorum, Bush başkan olmuştur dedi. Şimdi evet. Türkiye ve Orta Doğu niye siyah derili bu kadar avantajlı Obama bir Mormon sermaye temsilcisiyle başa başa kadar düştü? Vaat ettiklerinin hemen hemen hiçbirini yapamadı. Bir defa Guantanamo'yu kapatacağım dedi, kapatamadı. Kapatmadığı gibi orayı bir de daha büyüttü. Sağlık sigortasını herkese yayacağım dedi. Çok büyük tavizler verdi. Bütün halka yayamadı. Ve benzeri. Daha önemlisi şirket kurtardı. Yani şeyi Lehman Brothers'ı batırdılar. Golden Sachs'ı yukarı çıkardılar. Ayrıca işte milyarlar verildi. Bu işte Occupy Wall Street hareketi çıktı, bilmem ne oldu filan. Orta Doğu'ya gelince Libya'da CIA ajanlarını başkan olarak görevlendirdi. Suriye aynı şekilde. Üstelik NATO'nun öncülüğünde, NATO'yu öne sürerek bombaladı oraları. Gerçi Afganistan'dan çekileceğim dedi, Irak'tan çekiliyor filan ama Orta Doğu'da izlediği politika felaket bir politika. Yani o açıdan hep o beklentileri yerine getirememesinden dolayı geriledi. Ben çok soruldu. Amerika'da eğitim görmüş biri olarak bütün yüreğimle Obama'dan yanayım. Obama'nın bir Amerika gibi bir ülkeye kölelikten gelen bir ırkın temsilcisi olarak başkan seçilmesi Amerika'nın değil bütün insanlığın zaferidir diye düşünüyorum. Evet. Peki işlemiyor galiba yani. İşliyor, işliyor. Kimseyi kesmiyorum, evet. Dalmıyorum, görüyorum da kesmiyorum. Bugün Amerikan seçimleri bana şey olduğu için birazcık şey yapıyorum. Ama yani, şimdi 4 oy alacağı Obama'nın anlaşıldı o da. Bence evet, artık başka konuya geçelim. Çünkü başka, bizden sonra da CNN Türk'te uzun süre evet. Amerikan yani malum seçimleri. Tabii, son sözler şimdi, olarak. Şimdi zaten bir artık başka konulara geçeceğiz. Ben yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Emre Kongar işte ahlaksızlığa en açık sistem diyordu. Şu anlamda ben ona katılıyorum. Seçim sistemi olarak da Amerikan sistemi bir yandan son derece şeffaf. Mesela bağış toplama falan çok profesyoneldir. Hatta en son ben Amerika'ya gittiğimde Obama ile ilgili şu espri yapılıyordu. Bu kadar enerjisini minimum harcayıp bu kadar yüksek meblağlarda bağış toplayan ilk başkan. Washington'da oturduğu yerden işte birkaç mil sağa sola kuzeye güneye giderek şu kadar dolar kazanıyor. Gidiyorsunuz orada bir zenginin evinde konuşuyorsunuz şu kadar vesaire. Bütün bunlar çok şeffaf ama kazanan hepsini alır. Winner takes it all sloganıyla çok ezici bir şekilde yani bu rekabeti
körükleyen bir prensip olduğu için tabii çok rekabet dili de kızışabiliyor. Yarış çok hızlanabiliyor. O zaman da her türlü bel altı vuruşa da açık hale gelebiliyor. Bir de şunu söyleyeyim Obama ile ilgili, okumamışlarsa izleyiciler, hem Audacity of Hope, Umudun Cesareti, hem de Babamdan Mektupları nasıl sıfırdan en dünyanın en tepesine nasıl yükselir bunu göstermesi açısından okumalarını tavsiye ederim. Buradan isterseniz ikinci Altan konumuza Bey'le geçelim. Son şeyini Altan bir iki cümle söylemek isterseniz Şemin'in sakın ifadelerine geçmek istiyorum. Hayır, çok fazla vaktimiz yok. Altan'la geç o zaman onu istersen. Hayır peki, istiyor musun sırası? Hayır sırası tamam. Sizde. Pardon ben şey yapayım ben Altan'dayım. Pardon ben için... sende zannettiğim için ben biraz konuşmuştum onun için şey yapıyorum. Hayır sırası da buyurun. Tamam, tamam. Şemdin Sakık bugün Ergenekon davasında gizli tanık Deniz'in kendisi olduğunu açıkladı. Ve çok çarpıcı ifadeleri vardı. Mesela dedi ki işte PKK'yı bir dönem Doğu Perinçek bir dönem Yalçın Küçük yönetti. Ve daha sonra başka ilginç bir gelişme daha oldu. Tuncer Kılınç Paşa dedi ki Şemrin Sakık dürüst bir adamdır ve doğruyu söyleyen bir adamdır. Yani dolayısıyla söylediklerini bir anlamda destek vermiş oldu. Siz neler söyleyeceksiniz Şemrin Sakık'ın ifadeleriyle ilgili? Şimdi Şemrin Sakık'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkınca ben baktım yayınlarda Şemrin Sakık'a güven olmaz. Nasıl olur da o zaman böyle bir gizli tanık oluyor? Oysa Deniz Kod adlı kişi gizli tanık zaten eski PKK'lı olduğu biliniyordu. Yani burada sadece isim. Yani herhangi bir eski PKK'lıya güvenilir de niçin Şemdin Sakık'a güvenilmedi? İkinci olarak şunu söylüyorlardı. Şemdin Sakık bu andıcı ortaya çıkaran ve iftira atan gazetecilere kişi. Dolayısıyla güvenilmez. Oysa biz biliyoruz ki ben bu andıcın kitabını yazdım. Yani ayıptır söylemesi bana geldi bu andıç ve herkese bunu açıkladım. Türkiye sayenizde öğrendim. Tabii. Bu andıç bir projeydi. Şemdin Sakık'ın sözde ifadelerine dayanılarak yazılmıştı. Şemdin Sakık böyle bir ifade vermedi. Onu daha sonra Şemdin Sakık hem Diyarbakır savcısına hem de son 28 Şubat savcısına bunu açıkladı. Yani Yaşar Büyükanıt'ın kendisine baskı yaptığını, bu şekilde ifade vermeye zorladığını söyledi. Zaten ortaya çıkan andıç bunu doğruluyor. Şemdin Sakık niye durup dururken Cengiz Candar'ı, Mehmet Ali Birant'ı kötülemeye çalışsın. Çünkü ondan böyle ifadeler alıp bir andıç yaptılar. Bu andıcın altında dönemin istihbarat başkanı Fevzi Türker'in de imzası bulunuyordu. Bir başka daha alt bir subayın da bulunuyordu ve komuta kademesine yollanmıştı. Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bire hitap ediyordu bu andıç. Ve orada şöyle diyor konu, amaç şöyle açıklanıyor. TSK'nın başarılı bir operasyonuyla yakalanan Şemdin Sakık'ın sorgulanması sonucu alınan ifadelerin psikolojik harekat ve basın uygulamaları açısından değerlendirilmesi maksadıyla bir çalışma grubu teşkil edilmiş ve bir eylem planı hazırlanmıştır. Dolayısıyla demek ki güvenilmez çünkü Şemdin Sakık iftira atmıştır. Söylemi doğru değil çünkü onu o şekilde baskı belki tehdit her neyse neyse bunun ağzından olmayan ifadeler alınmış ve asker tarafından tamamen kullanılmıştır. Şimdi Şemdin Sakık'ın zaten söyledikleri hepimizin malumu olan şeyler. Bir, diyor ki Perinçek'le Yalçın Küçük'ün PKK'yla ilişkisi var. PKK Ergenekon ilişkisini ortaya koyuyor. Bunu biz bilmiyor muyduk? Ben bakın fotoğrafını getirdim. Doğu Perinçek'in ziyaret ettiği Abdullah Öcalan'ı, ona gül verdiği, bu bütün Google'da ararsanız buna benzer fotoğraflar vardır. Yalçın Küçük'ün, şimdi herkes bizim gazeteciler ediyor, onlar gibi değil bu. Gül verip alışveriş falan öyle. İsterseniz kıta... o fotoğrafı tekrar bir görelim galiba iyi tekrar görelim. Evet, Öcan. Ayrıca şey var, kıta teftişi gibi böyle bütün kıta duruyor. Orada Öcalan'la birlikte teftiş ediyor Perinçek. Sonra mesela Yalçın Küçük'ün bu ziyaretten sonra Dirilişin Öyküsü adıyla arasında konuşmasını yayınladı. Ya orada diyor ki şöyle diyor. Sevgili başkanım APO'ya için mücadele sürüyor. Savaş devam ediyor. Röportajda Öcalan'a hitap eden bunu söylüyor. Sonra kitap haline de getirmiş. Kendisine çok güveniyor. Çünkü işte ben oradan şüpheleniyorum. Yani arkasında hangi güç var ki bunları yazıyor. Ondan sonra Haran'ın altından kanallar açılıyor, üstü yeşerecek. Bu güzel ama PKK ve özellikle lideri APO, Kürt insanının başında gül bahçesi
açtırıyor dedim diyor. Geçen gün şeye gittiğimde Bochum'daki uluslararası festivalde böyle konuştum diyor Öcalan'a. Öcalan tabii çok memnun oluyor. Evet diyor filan. Şimdi halk emekçi bir Kürt'ün liderliğinde büyüyor dedikten sonra Yalçın Küçük diyor ki PKK ve lideri Abdullah Öcalan Kürtlüğü değiştirerek yükseltmek istiyor sevgili başkanım. Bunun övgüyle kaydedilmesi lazım. Tabii Atatürk'ü eleştiriyor. Mustafa Kemal Batı taklitçisidir falan oralara girmeyeceğim. Sonra diyor ki ben artık Türklüğümden utanç duyuyorum. Kürtler o kadar yükselecek ki Türkler yerin dibine girecek. Bu da Yalçın Küçük'ün kendi kitabında yayınladığı Öcalan'la konuşması. Şimdi bu Şemdin Sakık bunları söylüyor zaten. Bu ilişkiyi ortaya koyuyor. Bir de hepimizin söylediği Bahtiyar Aydın gibi Albay Rıdvan Özden'e yönelik suikastler bunlar PKK'nın değil diyor. Bunu derin devlet Ergenekon yaptı diyor. Peki Bahtiyar Aydın'ın kız kardeşi Rıdvan Özden'in karısı ne diyor? Bunları diyor Ergenekon yaptı diyor. Hatta mezarı da açıldı Rıdvan Özden'in. Rıdvan Özden'i bir araştırma yapıyorlar. Şimdi biz bir yandan faili meçhul cinayetler aydınlansın isteyeceğiz. Bir yandan da buna güvenilmez. Ya işte bizim söylediğimizi söylüyor zaten. Bunu PKK yapmadı. Başka gizli eller yaptı. O bakımdan ben nasıl ki Abdülkadir Aygan da JITEM konusunda eski PKK itirafçısı o da JITEM konusunda çok derin bilgiler verdi. Bu bilgilerin de bence kayda değer olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Evet. Peki Altan abi siz neler diyeceksiniz Şemdin Sakık'ın ifadeleriyle ilgili? Şimdi bir kere ne ifadede ne söylediği falan o da belli değil değil mi? Yok belli. İsterseniz yani ben vereyim. Bütün ifadesinin metni var mı? Bende metin var. Şimdi sende var. Birazını okuyayım isterseniz. Ve evet. Yani televizyonlarda falan bu izlenemiyor bu davalar. Her yerde var elbet dedi. Bunlar da bir şey söylüyor değil mi? Yani işte bu söylediklerini bilmiyoruz. Şimdi Nazlı'nın okuduğu şeyler zaten işte kitabı var ya yayın tabii yapmış. Bir savcının bunlar doğru mudur değil midir falan demek üzere bir şeyle konuşması, bir PKK'lıyla da konuşması mümkün tabii. Konuşabilir fakat bunun için böyle ifadelere falan da lüzum yok. Yazılmış, çizilmiş. Kendisi sen bunu yazdın mı yazmadın mı diye adama soracaksın. Yani hakikaten bütün faili meçhullerin de üzerine gidilmesi lazım. Her şeyin üzerine gidilmesi lazım. Fakat burada bir gizli tanık falan meselesindeki şey de ortaya çıkıyor. Yani acayiplikler de ortaya çıkıyor. Ya bunlardan bir tanesi bir başka gizli tanık. Bir işte çocuklara tasallut etmekten bilmem hüküm giymiş. Bir başka gizli tanık, gizli tanık meselesi bu davaların çoğunda örnekleri görüldüğü gibi böyle bir esrarengiz, güven verici olmayan bir hal aldı. Bunun da üzerinde durmak isterim. Ve her zaman söylediğim gibi bu davalarla ilgili bilgilerin gazetelere, televizyonlara falan da yansıması gerektiğine işaret etmek isterim. Çünkü hep aynı şey. Burada sen bir şey söylüyorsun, şu kitabında bu var diyorsun. Başka şeyde mesela geçen defa o Mustafa Özyürek, Onur Öymen falan şey gönderdiler. İşte öyle değil de böyleydi diye açıklama gönderebildiler. Olsun ya, yine de 27 Nisan'la ilgili burada, pozisyon açık burada yani. Burada bu içeride bulunan işte Yalçın Küçük başka kimden bahsediyorsa onların böyle bir şey yapmaları da kolay değil. Yani ben öyle değil de şöyle dedim ya bunun cümlenin arkasında şu var önünde bu var şu şartlar altında söyledim sonra bunu yaptım falan deme imkanları da yok. Yani bu adetten vazgeçsek iyi olacak böyle hele içeride bulunan kimseler için. 4 yıldır, 3 yıldır falan orada durup duruyorlar ve buradan da başka taraflardan zaten yapılıyor. Bir bombardıman hali hala devam ediyor insafsız bir şekilde. Bunun yapılmaması gerektiğine ben öteden beri kaniyim, bunu belirtiyorum. Peki, ben de kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Nazlı Hanım o kadar benim de gönlümden geçenleri bütün ayrıntılarıyla söyledi ki o ben Yalçın Küçük'ün kitabında neler yazdığını bulamamıştım yani baktım bugün evde. Dolayısıyla aslında çok fazla ekleyecek bir şey yok. Şimdi neresi açık değil, ne söyledi belli ben hiç anlamadım. Çünkü bugün nereye girerseniz girin
hani Ergenekon davası yoktur diyen medya siteleri bile Eşem'in sakın ifadesini olduğu gibi almışlar. İsterseniz hatırlatmak için birkaç cümlesini okuyayım. Bakın şayet Türkiye'de karanlıklar aydınlansın diyorsak, 90'ları lanetliyorsak o zaman bu süreçlerin ortaya çıkması için her şeyin deşifre edilmesi lazım. Kaynak nereden gelirse gelsin bakmak lazım. Yani Şemdin Sakık ne diyor? Nazlı Hanım'ın da söylediği gibi esasen öncesinde hep dillendirilen bir takım şeylerin somut olarak bir kez daha hatırlatıyor. Bunları da işte Doğu Perinçek'le fotoğraftan, Yalçın Küçük'ün kendi kitabından, yani bunun neresini yalanlayacaksınız? Yani kendi kitap yazmış, bastırmış. Dolayısıyla o kitapta da ortada. Şimdi mesela Şemdin Sakık diyor ki insanlarla tokalaşmayı bile otoritesine, ben hani hatırlatmak olarak tekrar okumak istiyorum burada. İnsanlarla tokalaşmayı bile otoritesine bir leke olarak gören Öcalan'ın Doğu Perinçek ile öpüşmesi, günlerce baş başa bir odada görüşmesi, sonra onu kitaplaştırıp yayınlaması gibi bir çalışma oldu. Barış elçisi olarak, kardeşlik elçisi olarak geldiğini söyledi. O güne kadar post bıyığı, sesi, ifadeleriyle, köylü görünümüyle tanınıyor olmasına rağmen Doğu Perinçek ile yayınlanan fotoğrafları sayesinde elinde çiçek, yüzünde gülücük, hoş bir önder kişilik olarak kamuoyuna yansıtıldı. Öcalan bir lider imajıyla sunularak kabul ettirilmeye çalışırdı. Yani bunun gibi işte beni öldürmek istediler diyor, kendiyle ilgili şeyleri söylüyor. Sonra Yalçın Küçük'ün örgütün içinde ne kadar etkili olduğunu bütün detaylarıyla ilgili söylüyor. Onun dışında da yine Nazlı Hanım söyledi, tekrar ben hatırlatmak istiyorum. Bir takım biz PKK'nın öldürdüğünü zannettiğimiz üst düzey TSK mensuplarının nasıl bir takım derin, yani açıkça da TSK'nın eliyle öldürüldüğünü dile getirdi. İşte hem Bahtiyar Aydın hem Rıdvan Özden. Rıdvan Özden'in eşiyle ben defalarca konuştum. Mezarı açılırken ki o bütün detayları da biliyorum ve o süreci de anlattı. Şimdi onların anlatılan eşinin vefat etme sebebiyle daha sonra karşılaşılan tablo arasında çok ciddi farklar vardı. Dolayısıyla şimdi burada Türkiye'de bir takım özellikle 90'larda çok yoğun ortaya çıkan derin yapılanmanın PKK ile de işbirliği içinde olduğunu vesaire deşifre etmenin Türkiye bir yerden bir yere taşıyacağı ortada. Buna ne katkı sağlayacaksa hepimizin bunun arkasında durması lazım. O yüzden Şemdin Sakık'ın kim olduğundan ziyade ne söylediklerinin üzerine kafa yormak bence çok daha faydalı bir yaklaşım olur. Burada herhalde buna sanıklar cevap da verecekler. Onlar da şey yaparsınız. Yani ne derler? Onların da yayınlanması zaten lazım. Eğer müracaat ederlerse. Hayır, tabii de bu muhakemeler basına da televizyonlara da yansımıyor doğru dürüst. Ya bugün bütün CNN Türk'te evet. Hayır Şemdin Sakık'ın gizli tanık şoku ne tabii demiş bütün ve ne dediğiyle ilgili çok detaylı öbürleri zaten oldu, yayın sonra yapıldı. Ne oldu? Var mı belli değil. Belki bir şey söylediler. Adam, belki gelecek defa söylendi. Yani şunu demek istiyorum. Elbette ki bu faili meçhul cinayetler yahut şeyler bu ne varsa ne kadar tanık manık sanık falan hepsi dinlenmeli. Ama ötekilerin de neleri söylediği ortaya çıkıyor. Tamam, aynı şekilde bu Ergenekon davasında da böyle, Kacake davasında da böyle. Yani öyle yayınlar yapılıyor ki iddianamelerin tekrarından ibaret. İddianamelerde de böyle şeyler, boşluklar, yanlışlar falan olduğu ortaya çıkıyor. Bunu hatırlatmak peki, istedim Altan, ben. Yani siz şunu mu söylemek istiyorsunuz? Şimdi biz Doğu Perinçek'in, Yalçın Küçük'ün ne dediğini, buna ne cevap vereceğini bilmediğimiz için Şemdin Sakık'ın söylediklerini hiç görmezden mi gelelim diyorsun? Hayır, görmezden değil. Yani söylediniz zaten ama böyle şeyden ben hep endişe ederim. Yani böyle şey cımbızla şeker gibi hani çekilmiş söylenmiş sözlerden. Yani önünde bugün arkasında başka şeyler var. Örnekleri vardı, görüldü kanalda, bunun. Ana haberde İddianamede de örnekleri görüldü. İşte söylediniz ama bundan sonra eğer bunlar cevap verirse yani içeriden mektup gönderirse alır okursun. Okurken de hepsini okursun yahut makul bir kısmını okursun. Bazı kısmını anlatmadan, atlamadan okursun. O zaman bu denge şimdi belki kurulur. Şimdi bu de dengeyi hatırlatmak için ben her zaman söylediğimi söylüyorum. Buradan üçüncü şahıslar hakkında böyle şeyler bulunurken onların söz hakkını, kendilerini müdafaa hakkını yalnız kabul etmek lazım. Bir, ikincisi şu sırada tutuklu olan ve kendilerini ötekiler gibi telefon açarak mesela o zaman telefon ettilerdi onlar bize. Ertesi şeyde de hemen söz alabildiler. Onlar bu imkandan mahrumlar ama geç de olsa gelirse onlardan bir kendini müdafaa tamam.
Onu burada ben de şunu söylemek istiyorum. Onlardan şahit bir cevap gelirse elbette burada o cevap hakkına saygı olarak ne dediklerini söyleriz. Bunu yorumlarız. Ama bugün bütün Türkiye'nin konuştuğu bir şeyi yok saymak. Sırf başkaları hakkında bir şey. Nereden o zaman ben Mitt Romney'den de özür diliyorum. Söyledik, onunla ilgili bir şeyler söyledim falan burada. Diyoruz. Cevap hakkı şimdi da oldu. Şimdi bak bu yüzden vazgeçmek şu, lazım. Yok saymak. Şu fotoğrafa gibi. Bak bir dakika. Şimdi meseleyi. Çok eski bir fotoğraf bu. Eski zaten onu söylüyor. Bakın bu fotoğrafa bakın. Elinde gül. Bu normal bir gazetecilik ilişkisi değildir. Ben şu, bu fotoğrafa açıklık getiriyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bugün birçok kanalda denildi ki efendim Şemdin Sakık'ın ifadesi muteber değildir. Çünkü kendisi gazetecilere iftira atmıştır. Halbuki ben bunu açıkladım. Gazetecilere kendisi iftira atmadı. Askerin baskısıyla böyle bir andıç hazırlandı. Ve sözde iddialarına dayanarak, açıklamalarına dayanarak bir andıç hazırlandı bu bir. Ve zaten bu kişinin söyledikleri diyorum hepimizin bildiği meseleler. Biz hem Yalçın Küçük'ün hem de Doğu Perinçek'in Öcalan'la normal bizim gazetecilerin dışında bir ilişki içinde olduğunu zaten işte fotoğraf yazdıkları belli ediyor. Adam diyor ki PKK'yı Ergenekon kullandı diyor. Evet. Bunu ilk defa biz duymadık. Yani şu Şemdin Sakın ifadelerini... Yani Ergenekon kullanmış olabilir. Bunu reddedemezsin. PKK'nın Ergenekon tarafından kullanıldığı iddiaları çok yoğun her zaman söyler. Bir tanesi de kendisi eski PKK'lı. O söylüyor. Bunu ben söyleyemem. Evet, Abdülkadir Aygan. Abdülkadir Aygan da söylüyor. Evet. JTM'e anlatıyor. Peki, o zaman biraz... eski PKK'lı da hiçbirine güvenmeyeceksin. O zaman şunu ben söyleyeyim. Yani siz Şemdin Sakın ifadelerini vesile olarak kullanıp bu fotoğrafı ve Yalçın Küçük'ün kitabından parçaları buraya konu olarak getiriyorsunuz. Zaten bunlar biliniyordu diye gösteriyor. Peki ben burada Emre Kongar'a söz vermek istiyorum. Bu turda siz konuşmadınız. Siz Şemdin Sakın bugün mahkemede verdiği ifadeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, ben Şemdin Sakın ifadesinden çok burada yapılan tartışmalar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yani zaten orada bir yargılama sürüyor. Bu yargılamada hangi usullerin kullanıldığı belli. Bir takım itirafçılar, bir takım gizli tanıklar, bir takım yapılan pazarlıklar, sınırlanan savunma hakları, balyoz davasında gördüğümüz olaylar... Şimdi Ergenekon çuvalına atılan bütün Oda TV ile filan da galiba birleştiriyorlarmış. Ve en son bir iddia, Allah rahmet eylesin, Özal zehirlenmiş, onu da Ergenekon zehirlemiş. Bunu da ciddi bir politikacı söyledi. Şimdi dolayısıyla bu tür şeylerde, iddialarda, bu gibi programlarda özellikle Altan Öymen'in de söylediği gibi, söz hakkı olmayan, içeride tutuklu bulunan, 3-4 yıldır tutuklu bulunan, mahkemelerdeki savunma haklarının sınırlandığı ve kısıtlandığı konusunda çok ciddi iddialar ortaya konan insanların bu kadar acımasız tekrardan mahkum edilmesi, yargılanması beni biraz rahatsız ediyor. Yani önce onu söylemek istiyorum. Ondan sonra da Silivri davalarındaki usul meseleleri ve oradaki kullanılan ceza yasası ve ceza usul yasasının getirdiği tanıklıklar vesaireler, çapraz sorgulamalarda yaşananlar, oralarda olup bitenleri tarih tarafından daha doğru değerlendirilebileceği izlenimini veriyor bana. Onun için bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Peki, o zaman isterseniz bir sonraki başlığa geçelim, reklamlara kadar. Sonra da devam edeceğiz. AK Parti iktidardaki 10 yılını tamamladı. Kızılcahamam'da bir toplantı yapıldı. O toplantıda başbakanın yaptığı konuşmada birçok mesaj verdi, birçok konuya temas etti. Mesela başbakan idam kelimesini yeniden telaffuz etti. Ama öte yandan Kürtçe savunmanın üzerinde çalıştıklarını zaten işte Bülent Arınç'ın da açıklamaları var. Belki bu başlık altında onu da konuşabiliriz. Artık kendini daha rahat dilde ifade eden ya da işte istediği dilde bu hala iki tartışmalı hangi seçeneğin kanuna ekleneceği, hangi dille kanuna ekleneceği. Bununla ilgili mesajlar da vardı. Başka mesajları da vardı. Emre Bey isterseniz siz, çünkü kısa bir tur yaptık sizinle.
Bununla başlayalım. Ben başta çok konuştum canım. Yani isterseniz sayın. Yani söyleyeyim. Burada bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi, kısaca bununla başlayalım. Oradaki tabii satır başlarına baktığımızda şu ortaya çıkıyor. Bir haklı olarak partisinin 10. yılıdır partisini ve iktidar dönemini met ediyor. Tabii kendi elindeki veriler, kendi yorumları, bunların çok tartışmalı olduğunu hemen belirtelim. Ekonomik veriler dahil. Yani Fitch'in şeyimizi, kredibilitemizi yükseltmesi, kredi notumuzu yükseltmesi ne kadar anlam ifade eder? O bir ayrı tartışma konusu ama Türkiye'de üretimin ne halde olduğu, ihracatın ne olduğu, ayrıca büyüme hızının da deflate edildikten sonra, yani doların yükselişi ve enflasyonun varlığı indirildikten sonra kendinden önceki dönemlerle hemen hemen eşit oldu. Hatta binde bir filan kadar aşağıda olduğu da, ama eşit olduğu, o önemli bir fark değil. Yani öyle bir olağanüstü bir sıçrama, kalkınmanın filan söz konusu olmadığı ortada. Ciddi bütün analizler bunu gösteriyor bence. Ama orada tabii bir başbakandır, parti genel başkanıdır, partisinin yöneticilerini toplamış, tabii ki övünecek, gayet haklıdır. Asıl orada verdiği birkaç tane önemli mesaj var. Bir tanesi, öyle anlaşılıyor ki yerel seçimlerin tarihi için anayasa değişikliğinden vazgeçildi. Bu önemli, çok önemli bir adım. Yani pardon, ben hasta yatağımdan kalkıp geldim yani. Hiçbir vallahi. Şey olmaz. Çok özür dilerim. Yani anayasa değişikliği yaparak şeyleri, yerel seçimleri öne alma kararından vazgeçiliyor. Bunun da sanıyorum nedeni MHP'nin tavrı. Çünkü MHP geçen defa destek vermişti. Gene destek verse o geçebilirdi. Ama bir şey oldu orada. Birincisi o. İkincisi tabii bu idam meselesi. Yani anlaşılabilir gibi bir şey değil. Ben bütün hayatım boyunca idama karşı tavır aldım. Çok gençken yalnız adam öldürenlerin, yani siyasi amaçla adam öldürenlerin hani idam edilebileceğini düşünüyordum. Fakat sonra çok kısa bir süre sonra biraz sosyoloji öğrenince ondan da vazgeçtim. Bütün hayatım boyunca buna çalıştım. Hiç etkilemedi. Hiç. Kimsenin umurunda bile olmadı. Benim gibi birkaç yazar çizer daha idam kalksın filan diye. Sonra derken Amerikalılar Öcalan'ı bize verdiler. Verirken de bunu idam etmeyin dediler. Ve idam cezası bir gecede kalktı. Ayrıca AKP'nin, yani Sayın Başbakan'ın bunu dile getirmesinde pek hukuki ve tarihi bakımdan, siyasi bakımdan anlamlı bulamıyorum. Çünkü yasa ilk çıktığında bu idam cezasının kaldırılmasının Öcalan'a raci olmayacağını belirten bir şey vardı orada, bir madde vardı. O madde AKP'nin iktidarı sırasında kaldırıldı. Yani AKP İdam cezasını kaldıran yasaya ekleme yaparak bunun Öcalan'a da raci olmasını sağladı. Bence hiçbir sakıncası yok. İdam cezası kalkmışsa oradan da kalkmış olması makuldür. Bunun için asla onu suçlamıyorum veya yanlış yaptı demiyorum. Ama şimdi bugün dönüp kendi yaptığını nakseder, kendi yaptığını reddeder bir biçimde tekrardan idam cezasını gündeme getirmesini hiç doğru bulmuyorum. Hiç uygarca da bulmuyorum. Peki Nazlı Hanım, siz neler söyleyeceksiniz başbakanın verdiği mesajlarla ilgili? Yani bu açlık grevleri konusunda bunları sona erdirmek üzere bazı adımların atıldı ortada. Zaten daha sonra Bülent Arınç da açıklama yaptı. Bu Kürt dilinde savunma önemli. Her ne kadar geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu bunun önemsiz olduğu ve halen uygulamakta olduğunu söylese bile, işte BDP Genel Başkanı da bunu çok memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu böyle, çünkü Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Böyle bir şey zaten açık seçik, böyle bir imkan yok. Yani bilmediği takdirde başka, tercih ettiği takdirde Kürtçe dilini kullanması son derece farklı bir durum. Bunu bu olumlu olduğumu alarak karşılıyorum. Ama seçmeli Kürtçe dersin, ana dilde Kürtçe eğitim yerine geçmeyeceğini söyleyeyim. Onlar hani biz o şartı da kısmen yerine getirdik diyorlar ama bu birbirinden çok farklı. Çünkü seçmeli Kürtçe dil Kürtlere hitap eden bir şey olamaz. Şimdi ben Türkçe seçmeli dile girer miyim? Zaten ben Türkçe konuşuyorum, öyle alacaksınız. Burada
Tabii CHP de hazır değil, AK Parti de hazır değil, MHP hiç toptan hazır değil. O bakımdan maalesef bu konuda adım atılamıyor. Fakat açlık grevindekiler daha ziyade Öcalan'la tecritin bitmesini istiyorlar. Fakat tecrit derken esas itibariyle avukatlarla görüşmesini kastediyorlar. Çünkü Ecevit, Öcalan'ın kendisi tecritte değil, 5 tane mahkumla birlikte yaşadığı ifade ediliyor resmen. Ayrıca yakınları ailesinin istediği zaman görüşebilir deniliyor. Halbuki orada talep anlaşılıyor ki avukatlarla görüşmek. Buna hukuken hakkı olduğu belirtiliyor. Çünkü bazı davaları varmış. Davalar sona erse o zaman avukatlarla görüşme belki çok istisnai bir durum olabilir. Ama işte öte yandan biz ne biliyoruz? Avukatlarla mesaj gönderildiğini, hatta devrimci halk savaşı vesaire, bu da o avukatlar kanalıyla biliyorsunuz yansıdı bazı PKK'ya ait yayın organlarına. Evet. İşte oradan dolayı doğan bir tedirginlik var. Hatta zannediyorum ama, Şehzade Sakın ifadelerinde de bununla ilgili bir bölüm var. Ama bakın ben şunu söylüyorum. Burada önemli olan zaten Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Barış sağlansın diye. Yani bu terör eylemleri son bulsun. Yeni kan akmasın, yeni canlar kaybedilmesi. O bakımdan netice itibariyle sadece açlık grevlerini sona erdirmek açısından değil. Bu da tabii çok önemli ama yani ben doğrusu onları birazcık çok PKK güdümünde kendi hayat şartlarını düzeltmekten ziyade illaki Öcalan'ın tecrüde avukatlarla görüşsün. Yani bunu ben bu kadar bir ast üst ilişkisini, bir mürit ilişkisini zaten doğru bulmuyorum. Evet. Ama genel bir değerlendirme yaparsak Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi lazım. Bu çok önemlidir. İdam meselesi şimdi gelince tabii burada bir çelişkili durum ortaya çıkıyor. Bir yandan Oslo süreci derken bir yandan idamın gündeme getirilmesi. Ben bunu belki bir gözdağı mı? Hani bak bizi fazla öfkelendirme, zaten halkın büyük çoğunluğu idam geri gelsin istiyor. Hani Öcalan'a özellikle verilecek bir gözdağı mı? Çünkü öyle idam cezasını geri getirirsen Pundu'nu uydurur, terörü teşvik etti diye onu tekrar idama götürürsün, halkın büyük çoğunluğu da. Evet, toparlayalım. Memnun olabilir. Ama ben yani şahsen ben de artık bugün Türkiye'nin ve dünyanın geldiği süreçte idam cezasına karşıyım. Peki. Her hal değinerilerek ne olursa olsun yani özellikle dahil olmak üzere bu akan kanın durdurulması gerekiyor. Peki AK Parti Kızılcahamam, Başbakan Kızılcahamam mesajları neydi? Yorumlamaya devam edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası, lütfen bizden ayrılmayın. Evet, 10. yıl dolayısıyla Başbakan'ın Kızılcahamam'da yaptığı konuşmanın satır aralarını konuşuyorduk, yorumluyorduk. Altın abi sizde sıra. Buyurun, siz Başbakan'ın sözleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi Başbakan Kızılcahamam'da 2 saat 15 dakika kadar zannediyorum bir konuşma yaptı. Ben büyükçe bir kısmını dinledim. İşte 10 yıl içinde neler yapıldığını anlattı. Tabii 10 yıl önemli bir zaman. Bu zaman içinde her iktidar partisi kendi yaptıklarını anlatır. Kendi arkadaşlarıyla da paylaşır parti liderleri, delegelerle. Bunu yaptı. Burada dikkate çeken şeyler, sen de söyledin, bir idam meselesi vardı. Bu şeylere, açlık grevlerine sert bir şekilde davrandı orada. Daha sonra Bülent Arınç'ın dünkü konuşması durumu biraz değiştirdi. Bugün grupta yaptığı konuşmada da başbakan o konu üzerinde hatırladığım kadarıyla durmadı, yani benim seyrettiğim şeyde. Ama Bülent Arınç'ın söyledikleri sanki hükümetin politikasıymış gibi yerleşti. Şimdi iki konu üzerinde ben durabilirim. İdam cezalarını hatırlatmasının anlamı nedir? Ben de çıkaramıyorum. Bir kere Cumhuriyet'te 3 gün önce galiba, 3 ya da 4 gün önce manşette vardı. O dönemin başbakan yardımcıları vardı. Biri Abdüllatif Şener, öteki Ertuğrul Yalçınbayır. İkisi birden hatırlatıyorlar ki bu idam cezasının tamamen kaldırılması Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında yapılmış olan bir şey. Daha önce iki aşamada kaldırıldı bu. Emre Bey de
değindi. Birinci aşamada yani daha sınırlı bir şekilde kalkmıştı. İkincide tamamen kalktı. Bunu AKP yaptı. Yani sanki bu şeymiş gibi, iyi bir şey değilmiş gibi bundan önceki seçimde de AKP ile Devlet Bahçeli arasında, MHP arasında bir tartışma vardı hatırlarsınız. Hatta ip attılar şeylerin üzerinde, kürsülerden falan. Yani ben işte idamı kaldırmadım, sen kaldırdın, kaldırsaydın, kaldırmasaydın diye. Bu çok tuhaf bir şeydi. Yani bu idamın kaldırılması dünyadaki çağdaşlaşma diye alırsak o gelişmenin parçalarından bir tanesi. Bugün 27 Avrupa Birliği ülkesi var, hiçbirinde idam cezası yok. Biz de Avrupa Birliği'ne girme dolayısıyla aslında bunu isteyerek pek yapmadık. Emre'nin de hatırlattığı gibi öteden biri idam cezasının kaldırılmasını isteyenler vardı. Biri de bendim, mecliste de bu konuda konuşmalarım vardır. Şimdi 72 yılında Deniz Gezmişler'in idamı sırasında da işte imzalar toplandı, şunlar oldu, bunlar oldu. Fakat iktidarlar buna yanaşmamıştı. Ancak Avrupa Birliği'nin kapısı açılır gibi olurken, daha önceki dönemde yani 2002'de AKP gelmeden önce bu yolda bir gelişme başladı. Nihayet idam cezaları kalktı, mesele bitti. Şimdi bunu, bu bir inanış meselesi. Yani insan bir oy verdiği zaman o oyun arkasında durur. İnanmadan oy verilmez. İster Avrupa Birliği'ne girmek için yap, ister inanarak ver ama vermişsin oyu sen. Şimdi bunu geri almak gibi bir tavır içine girmesi, yani öyle bir imalarda bulunması başbakanın doğru bir şey değil. Kaldı ki bu, yani Müslümanlık açısından hep söylüyor, Allah'ın verdiği canı almak Allah'a mahsustur diye kurallar var, söylenir. Özal da söylerdi bunu, başbakan da söylüyor bunu. Yani bu idam cezası tarihte de çok tartışılmış, düşünülmüş, taşınılmış, çok uygulanmış bir ceza. Ama ne kadar sakıncalı olduğunun örnekleri ortaya çıktıkça artık onu savunanlar giderek azalmış. Bunu ben talihsiz bir açıklama görüyorum. Bir daha da böyle şeyi tekerrür etmese tabii iyi olur. Öbür meseleye gelince, açlık grevleri karşısında Bülent Arınç'ın verdiği demeç umut verici bir demeçtir. Hükümet adına iki şey belirtiyor. Bir tanesi, bizim de burada değindiğimiz 202. madde vardı ceza muhakemesi kanununa. Ona bir cümle eklenmesi yeterdi. Bu savunma hakkının ana dilinde de kullanılabilmesi sanıklar, evet, ve şüpheliler tarafından. Bu yolda bir çalışma yapılması için başbakanın talimat verdiğini söyledi Bülent Arınç. O talimatı verdiyse aslında bugün falan o kanunun hazırlanması, evet, lazım. Önemli bir şey değil. Oradan ama ses çıkmadıysa da herhalde yapmaları lazım. Madem ki başbakan talimat vermiş, bu gibi işlere o talimat veriyor. Bir de Öcalan'la görüşmek için avukatların gitmesine bir motorun bozulması falan gösteriliyordu gerekçe olarak. Onun da kaldırılmış olduğunu Bülent Arınç ifade etmiş oldu. Dedi ki Adalet Bakanlığı'na müracaat ederlerse bu izni alabilirler. Dil meselesi üzerinde de bazı şeyler söyledi ama bunun da görüşülebileceğini söyledi gene Bülent Arınç, yahut belirtti. Bu durumda bu grevlerin artık kalkması için bir gerekçe var ortada. Yani eğer somut adımları da atarlarsa, hele bunu kanun tasarısını meclise verirlerse, şu sırada herkesin içeride bulunan ve açlık grevi yapan kimselere bu telkinde bulunması da sayılamayacak kadar fayda var. Evet. Çünkü o insanlar, yani orada çoğu da 50 günü aştı, 55 falan oldu galiba, tehlike sınırına girdiler. AK Parti'nin 10. yıl dolayısıyla başbakanın verdiği mesajlar, bugün de bir takım verdiği başka mesajlar var. Alt alta getirince ben şöyle bir tablo görüyorum. Bir kere 10. yıl dolayısıyla verilen mesajların, tabii biz idam üzerine konsantre olduk ama önemli bir kısmı işte 10 yılda neler yapıldı, icraatlar, işte sağlık alanında, eğitim alanında vesaire, bunlara ayrıldı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ben AK Parti'nin birçok alanda Türkiye'yi bir yerden bir yere taşıdığını düşünen ve bunu da rahatlıkla ifade eden bir gazeteciyim. Dolayısıyla o kısımların da atlanmasının adil olmadığını düşünüyorum. Mesela sağlık meselesine hakikaten Türkiye'de daha önce yapılmamış oranlarda çok büyük
icraatlar yaptığını düşünüyorum bu hükümetin. Sağlık sistemini çok kolaylaştırdığını ve herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmaya erişiminin ciddi oranda önündeki engellerin kalktığını düşünüyorum. Sigorta sistemiyle, SSK'lıların özel hastanelerden faydalanması vesaire, bunların bence vurgulanması gerekiyor ve en azından 10 yılın bilançosunu çıkarırken. Başka alanlarda öyle. Tabii her şeyden önemlisi, Türkiye'de seçilmişlerin iktidar olmadığı bir sistem hüküm sürerken, seçilmişlerin iktidar olduğu bir sistemin hüküm sürmesi için tabii bir mücadele yürüttü AK Parti ve bugüne kadar getirdi. İşte bu devam eden davalar da bu mücadelenin yargı alanındaki bir şekilde meyveleri diyelim. Ben bunun gerçek tam anlamıyla bir demokrasiye ulaşma anlamında çok hatırı sayılır bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ve bu mücadelenin asla tamamlanmış bir mücadele olmadığını da söylüyorum. Eksikleriyle, günahlarıyla bu mücadeleyi şayet samimi bir şekilde desteklersek Türkiye gerçek bir demokrasiye kavuşabilir. Yalnızca askeri vesayetle mücadele anlamında değil, Türkiye'nin belki de en önemli sorunu olan, bugün hala devam eden en önemli sorunu olan Kürt meselesiyle ilgili de ben bu iktidar partisinin son 10 yılda çok ciddi adımlar attığını düşünüyorum. Şimdi o adımlar eşliğinde artısıyla eksisiyle başbakanın söylediklerini bence tartmak lazım. Oradan idam meselesine gelecek olursak, elbette çok büyük eksikler hala devam ediyor ama geçmiş Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin atamadığı birçok adımda atıldı. Yani bunu da kabul etmek lazım. Bu adımlar atıldı, yeter artık tamam mı diyoruz? Elbette öyle demiyoruz ama yani seçmeli Kürtçe dersten tutun işte Kürtçe seçim propagandasına kadar bugün daha önce elbette bu üzerine tartışmamız bile aslında ayıp ama Türkiye böyle bir ülkeydi. Mümkün olmayan şeyler artık mümkün ama son dönemde de deniyor ki bu kadar adımlar atan bir hükümet, bu hükümetin başbakanı neden böyle bir şahin çizgiye kaydı? Şimdi orada ben de tabii ki başbakanın idamla ilgili bir açıklamasını katiyen kabul etmiyorum. Ve Allah korusun diyorum, yani Türkiye'de idamın geri dönmesi vesaire. Ama Allah korusundan ziyade böyle bir şeyle mümkün olmadığını düşünüyorum. Başbakanın da bunu inanarak söylemediğini düşünüyorum. Yani benim zannettiğim ve bildiğim kadarıyla başbakanın önüne her gün bir takım kamuoyu yoklamaları geliyor. Bu yoklamalarda işte bir takım eğilimler vesaire de önüne konuyor. Ve ben ve Başbakan Erdoğan'ın çok usta bir siyasetçi olarak bu eğilimlere de bakarak bir orkestra şefi gibi kamuoyunun, toplumun nabzını okuduğunu ve buna göre de o orkestrayı yönettiğini düşünüyorum. Yani dikkat ederseniz mesela yine çok şahin bir açıklama yapmıştı ve hemen o açıklamanın akabinde Kürtçe seçmeli ders olarak müfredata girmişti. Şimdi işte idam diyor, keşke demese, yani hiç Türkiye'ye yakışan bir şey değil. Ki Tayyip Erdoğan gibi bu kadar Kürt meselesinde elini taşın altına koymuş bir lideri bence hiç yakışan bir açıklama değil. Ama işte bunu yapıyor. Bunun hemen ertesinde işte Kürtçe savunmayla ilgili bir cümle eklemek suretiyle oradaki sıkıntıyı giderecek çalışma atıyor. Ben bundan sonra başka cesur bir adımın da geleceğini tahmin ediyorum. O konuda da çalışmalar yürütüldüğünü düşünüyorum. Ama genel itibariyle hem başbakanın, yani Bülent Arınç'ın daha sonraki açıklaması tabii hükümetin önümüzdeki dönemki çalışmalarıyla ilgili bir takım ipuçları veriyor ama şuna da dikkat etmek lazım. Elbette bu üslubu eleştirelim. İdama burada hepimiz karşıyız. Burada tek bir tarafız. Kürt meselesinde seçmelik dersi yetmez. Ana dilde eğitim diyorum ben, zannediyorum burada hepimiz aynı fikirdeyiz bu konuda ve diğer başka bütün, yani bir Türk ve bir Kürt'ün sistemin önünde tamamen eşit olması mücadelesidir bu. Bu mücadeleye, bu sonuca ulaşana kadar mücadeleye devam etmek lazım. Ama mücadeleye tabii devam ederken bir yandan da biz olanı biteni yorumluyoruz. Ben siyasi söylem olarak şahinleşen başbakanın esasen mesela AK Parti kongresinde 23 maddelik bir liste yayınlayarak önümüzdeki dönemde hangi hedefleri koyduğunu somut olarak anlattığını düşünüyorum. Yani bunun bir popülizm, bir siyaset yapma tarzı olduğunu, bu siyaset yapma tarzından da benim şahsen hoşlanmadığımı ama zannediyorum başbakanı iktidarda tutmak için de böyle bir siyaset tarzının gerekli olduğu kanısında başbakanın olduğunu düşünüyorum. Yani buradan asla onayladığım falan çıkmasın, bu dışarıdan yapılmış bir tespittir. İsterseniz buradan senin bıraktığın yerden şunu almak istiyorum. Hem de biraz MHP'ye de temas ederek son turlarımızı yapalım. Ben bir kere idamı geri getirmek üzere bir teşebbüse geçeceğini sanmıyorum Tayyip Erdoğan'ın. İfadesi böyle de değildi. Sadece bir
kamuoyunun eğilimini gösterdi. Çünkü o maalesef diyor baskı falan bir şey var. Hayır, kamuoyunun önemli bir bölümü idam geri gelsin istiyordu. Bir kamuoyu araştırması açıklıyor buna. Birilerinin malum yerlerin baskılarıyla idamı dahi kaldırmıştır bu ülke diyor. Birileri baskı etmiş falan filan. Bunu yani, demiş olabilir. Kendisi aday, kendisi hayır. Yani normal orada verdiği mesaj, o teferruatı bilmiyorum ama verilen mesaj kamuoyu araştırmalarında halkın önemli bir çoğunluğunun idam geri gelsin istemesidir. Bunun sebebi şu. Şimdi biz tek taraflı bakmayalım. Ben PKK'yı ve BDP'yi de eleştiriyorum burada. İnan yani çözüm yolunda orada hiçbir adım yok. PKK her gün o kadar can yakıyor, o kadar kan döküyor ki bir öfke kabarıyor herkeste. Bir kere bunun da tabii ne oluyor tezahürü? İdam geri gelsin şeklinde. İdam halbuki bir çözüm değil. Çünkü neden bir çözüm değil? Yani idam ede ede PKK'lıları mı azaltacaksın veya öldüre öldüre? Ben buna inanmıyorum. Zaten caydırıcı da olamaz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis de caydırıcıdır netice itibariyle. O bakımdan idamı telaffuz etmek doğru değil. Ama başbakanın ifadesi buydu. İkinci MHP konusunu söyleyeceğim. Son MHP'nin bir kongresi oldu. Hı hı. Aslında demokratik bir yarış oldu. Çok güzel. Bunun sebebi şu. Yani niye mesela AK Parti'de böyle bir yarış olamıyor? Çünkü Tayyip Erdoğan çok başarılı. Yani hem partisini %50'nin üzerine çıkarmış bir lider. Hem Türkiye'de büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşmiş bir lider. Yani bunu tabii ki eleştirecek yönleri var ama partisinde bir lider arayışı yok. Ama MHP'de bu başarı görülmüyor. Yani %15 çıtası. Ve buradaki seçimlerde aslında 500 yani muhalefet 500 oyu zorladı. Deniliyordu ki 500 oyu zorladığı takdirde yeni arayışların kapısı aralanacak. Bilemiyoruz bundan sonraki oy oranına göre MHP'de yeni baştan böyle bir yarış başlayabilir. Bu yeni yarışın sonunda ben her zaman bunu söylüyorum. Mesela bir Meral Akşener tipi bir insan MHP'nin başına geçse hem kadın olması bile kadın oylarını çekebilir. Cesur, doğru yol kökenli, merkez sahi hitap edebilir ve Türkiye'de bugün siyasi tabloda bir noksan var. Bunun altını çizelim. Evet AK Parti var ama AK Parti tam manasıyla merkez sağla örtüşmüyor. Merkez sağı da kapsamaya çalışıyor ama baktığınız takdirde yani bizim bildiğimiz bu Demokrat Parti, doğru yol, işte Anavatan falan bu çizginin biraz daha dindar ve muhafazakar çizgiye kaymış ve ortada bir merkez sağ ihtiyacı olabilir. Belki MHP bir kadın genel başkanla bu ihtiyacı da karşılayabilir diye düşünüyorum. Peki isterseniz çok kısa, fazla vaktimiz yok. MHP kongresiyle ilgili bir tura devam edelim. Yani 7 dakikamız var. Üçümüz için birlikte. Buyurun Emre Bey, siz ne diyeceksiniz MHP kongresi sonuçlarıyla ilgili? Efendim ben bu kısa süremi MHP ile ilgili değil, hatta AKP kongresiyle de ilgili değil ama ikisiyle de ilişkilendirilecek Amerika'nın seçimiyle ve Orta Doğu politikasıyla bitirmek istiyorum. Şimdi son günlerde çok ciddi bir Amerikan politikasında değişiklik ortaya çıktı. Hillary Clinton'ın ağzından Suriye'de muhalefetin Suriye Ulusal Konseyi denilen ve Müslüman kardeşlerin denetiminde olan yapıdan çıkarılması, kurtarılması tırnak içinde ve yeni bir yapıya kavuşturulması eylemi geldi. Yeni bir proje bu. Çok yeni bir proje. Bu tabii Obama'nın, Obama yönetiminin Orta Doğu'ya gırtlağına kadar girmiş politikasında çok ciddi bir adımdır. Ve bugüne kadar Türkiye'nin Suriye'de izlediği bütün politikalarında maalesef boşa çıkarılması anlamını taşıyor. Şimdi burada dikkat etmek lazım tabii. Çünkü ılımlı İslam denen İslam egemen olduğu zaman o radikal İslam'ın da tohumlarını, tarlasını oluşturuyor. O çok önemli bir şey. Onun için esas olan Tunus'ta, Libya'daki Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'a, Libya'ya, Tunus'a gittiler. Laiklik dediler o sırada ama hiç arkasında bunun getirmediler. Bu tür yeni rejimlerde böyle İslami temelli, İslami felsefeli rejimlerin kurulması olsa olsa radikal İslam'ı besler.
buralarda dini referansı olmayan ve laik nitelikte olan rejimlerin demokratik olarak kurulması orayı bahara döndürebilir. Ha, çok mu ütopik, çok mu iyimser? Evet. Yani şu anda daha Arap ülkelerinde bu yapının hazırlıkları pek görünmüyor ama ben bunu bir vurgulamış olayım. Önümüzdeki günlerde Obama'nın kazandığı takdirde bu politikanın Türkiye'deki yöneticilerinde biraz akıllarını başlarına toplamalarına yol açacağını umut ediyorum. Bir peki, küçük bir şey daha. Sayın Erdoğan çok değişik şeyler söylüyor, ters şeyler söylüyor, orkestra şefi gibi filan. Ben o kanıda değilim. Söyledikleriyle yaptıkları ve söylediklerinin çelişkisi maalesef kendisine olan güveni azaltıyor. Evet Altın abi, siz isterseniz MHP kongresiyle ilgili çok az vaktimiz var. 1-2 dakika. Devlet Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçilmesi, Koray Aydın'ın aldığı oylar, neler söyleyeceksiniz? Devlet Bahçeli'nin yeniden seçilmesi genellikle yani benim çevremde olumlu karşılandı. Çevremde derken arkadaşlarım arasında. Niçin? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi geçmişte bazen çok sert politikalar izlemişti. Yani kendi teşkilatı içinde 1980'den önceki hareketler sarsıcıydı Türkiye'nin o zamanki düzenini. Ama Devlet Bahçeli bu harekette, daha önce Türkeş de zaten aynı yola girmişti. Daha onların demokrasi içine çekilmesi, o gibi hareketlerin demokrasi içine çekilmesi yolunda başarılı işler yaptı aslında. Bir siyasi partidir, Türkiye'nin bir siyasi partidir. Kendilerine başarılar dilemek lazım tabii. O konuda Emre'nin söylediklerini bir cümleyle söyleyeyim. Hakikaten şimdi şu var, başbakan bunu söylemiştir ama işte halkın da nabzını tutması gereği böyle oluyor falan. Bunlar politikada oportunizmin ifadesi olur. Yani inanmadığı, istemediği, gerek duymadığı bir şeyi öyle konuşuyor. Ondan sonra onun tam çelişkili, onun karşıtı bir hareketi te geçebiliyor, onu savunabiliyor. Bu çelişkiler falan niçin yapılıyor? İşte çünkü işte amacı var. Halktan oy almak için. Ayrıca buna şey de ekleniyor. Kızgın bir adamdır bazen söyler falan diye. Yani başbakanı bu yanlış sözleri dolayısıyla mazur gösterme çabasından vazgeçmekte fayda var. Bu kadar benim suçum. Evet. Peki çok az vaktimiz var. 1-2 dakikamız var. Ben yalnızca MHP ile ilgili Devlet Bahçeli'yi tebrik etmek istiyorum. Yeniden genel başkanlığa seçildiği için. Ben Devlet Bahçeli'nin MHP'nin içinde çok önemli bir rol oynadığını ve onun yeniden genel başkan koltuğa oturmasının Türkiye'nin çok hayrına olduğunu düşünüyorum. Özellikle MHP'lileri, gençleri sokaktan uzak tutmak, şiddetten uzak tutmak konusunda çok iyi bir sınav vermiştir Devlet Bahçeli. Ve önümüzdeki dönemde de yalnızca bu da değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme meselesinde bence özellikle son dönem çok iyi bir yerde saf tutuyor. Dolayısıyla ben MHP'nin politikalarıyla hiçbir zaman kendimi özdeşleştirmedim ve hiçbir zaman bir MHP seçmeni olmadım ama MHP tabanına da hitap eden ve Türkiye'nin muhalefeti açısından da faydalı olarak doğru bir yere getirdiğini düşünüyorum ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ama böyle bir kıyasıya seçim olmasına demokrasiye yakışan güzel MHP'nin dinamiklerine de uygun görüyorum. Kavgasız dövüşsüz çok da güzel bir kongre yaptılar. Onun için de tebrik ederim. Kapatırken şunu söyleyeyim. Doğu Perinçek'in avukatı bir açıklama gönderdi. Yeniden söylemiştim, biz sonuna kadar cevap hakkında saygılıyız. Ancak kendisinden ricam, benim sayabildiğim kadarı 5-6 sayfa. Şimdi bunu ben okuma gibi bir lüksüm yok. Maalesef vaktim yok. Günü özetleyerek ricam, evet. Ya biz özetleriz ya da siz bunu bir yarım sayfalık kısa bir metin haline getirin. Burada seve seve okuruz. Kısacası o fotoğrafı neden verdiğini, daha sonra Doğu Perinçek'in 2000'e Doğru dergisinin zaten o fotoğrafı yayınladığını ve o görüşmenin detaylarını anlatan bir yazı ama yeniden söylüyorum çok uzun olduğu için biz burada detaylara ile şimdi giremiyoruz. Efendim bugünlük bu kadar. Perşembe ele alacağız. Bizden sonra ABD'nin seçimi diye sabaha kadar giden bir program var. Bütün Amerika'daki seçim havasını da dakika dakika CNN Türk'ten takip edebilirsiniz. Bizden bu kadar. Perşembe akşamı beraber olmak üzere. İyi geceler.